Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada işte bu şekilde verilen yüksek mertebeden bir diferansiyel denklemde eğer homojen olmayan kısımda varsa, yani buradaki fx kısmımız sıfır değilse, bu tarz soruların çözümlerini sizlere yapacağız arkadaşlar. Bu da öyle bir soru. Bakın hemen karşımızdaki sorumuz: y'nin ikinci türevi artı y'nin birinci türevi eksi 2y eşittir 2 çarpı cos x olarak verilmiş arkadaşlar. N'inci mertebeden lineer homojen olmayan diferansiyel denklem adındaki denklemler bunlar. Peki biz bu tarz denklemlerin çözümü için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu tarz denklemlerin bize genel çözümünü sormuş. Genel çözümümüz y ile gösteriliyor ve bu durumda iki tane çözüm bulmamız gerekiyor. Birincisi y'nin homojen kısmı ve y'nin özel çözümü ve bu ikisinin toplamı bize buradaki genel çözümü verecek dedik. Peki o zaman hemen başlayalım. Biz buradaki genel çözümü bulmak için nereye kullanıyoruz arkadaşlar? Homojen kısmını. Homojen kısım dediğimiz yerde arkadaşlar bakın bu taraf. Homojen K yazıyorum. Homojen kısım. Peki bu taraf ne arkadaşlar? P'li kısım diyeyim. Hani özel kısım yani. Birinci olarak nereden başlıyoruz? Homojen kısımdan. Yani o zaman birinci kısım diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi homojen kısmın genel çözümünü buluyoruz. Peki nasıl bulacağız? Öncelikle arkadaşlar biz burada ne yapıyorduk? Karakteristik denklemimizi tanımlayıp onun çözümünü yapıyorduk. Peki karakteristik denklemimizi KK olarak gösterelim arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Buradaki denklemin katsayıları direkt katsayı olarak geçiyordu. Ve buradaki denklemin türev mertebesi bize karakteristik denklemimizde derece olarak yansıyordu. O zaman yapalım. Bakın arkadaşlar 1 çarpı k'nın karesi oluyor. Çünkü bakın ikinci türev var, karesi. Artı 1 çarpı k, çünkü k'nın birinci türevi. Eksi 2 çarpı k'nın sıfır aslında. Yani tam olarak karakteristik denklemimiz bu şekilde yazılıyor. Tabii biz bunu biraz daha güzelleştirelim. Yani aslında bu k kare artı k eksi 2 şeklinde bizim karakteristik denklemimiz bu. Şimdi peki bu karakteristik denklemi ne yapıyorduk? Hemen sıfır eşitliyoruz arkadaşlar ve böylece köklerini bularak denklemimizi çözüme gidiyoruz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Denklemimizin kökleri nedir arkadaşlar? Bakın şurayı artı 2'ye eksi 1 diye ayırırsak, yani bunu da k'ya k olarak ayırırsak aslında şöyle olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bunu şu şekilde yazarım. K eksi 1 çarpı k artı 2 eşittir 0 şeklinde. Ve buradan arkadaşlar K1 dediğimiz şey biz 1. Ve buradan K ikinci kökümüzü de bakın eksi 2 buluyorum. Köklerimizi buradan buldum arkadaşlar. Köklerimizi bulduğuma göre hemen bir değerlendirme yapıyorum arkadaşlar burada, kök değerlendirmesi. Bakın köklerim birbirinden farklı, birbirine eşit değil ve reel kökler var arkadaşlar. Ne demek bu? Kökler birbirinden farklı ve reel kök olduğunda biz homojen kısmın çözümünü şu şekilde yapıyorduk. Y homojen diyorum arkadaşlar, eşittir. Şu şekilde oluyordu. C1 çarpı E üzeri K1X artı C2 çarpı E üzeri K2X artı işte C3 çarpı E üzeri K3X şeklinde gidiyordu sonsuza kadar. Kaç tane kökün varsa yerleştireceksin. Ve biz buradan o zaman arkadaşlar bakın genel çözümümüzü, homojen kısmın genel çözümünü C1 çarpı E üzeri K1 dediğimiz şey bakın arkadaşlar 1X artı C2 çarpı E üzeri K2 dediğimiz şey eksi 2X şeklinde yapacağız. Başka da bir şey olmadığı için bizim arkadaşlar burada verilen bu ikinci mertebeden diferansiyel denklemin arkadaşlar genel çözümü, yani homojen kısmının genel çözümü burada kutu içerisine aldığımız bu çözümdür. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Homojen kısmın çözümünü bitirdik. Geldim buraya şimdi özel kısım için. Şöyle yapalım arkadaşlar. İşte P'li kısmı, yani özel kısmın çözümüne geliyoruz. Peki özel kısmın çözümünde neye bakıyorduk arkadaşlar? Fx'e. Bakın bizim fx'imiz ne arkadaşlar? 2 kosinüs x arkadaşlar. 2 çarpı cos x. Nedir 2 çarpı cos x arkadaşlar? İşte trigonometrik yazalım. Trigo yazıyorum. Buradan alıyoruz. Trigonometrik bir fonksiyon. Biz şimdi bakın bu tayini yaptıktan sonra, yani buradaki fx'imizin hangi türden bir fonksiyon olduğunu belirledikten sonra yapacağımız bir işlem vardı. O da şuydu arkadaşlar. Kendimize bir yp tanımlıyoruz. Yani bir özel çözüm tanımlıyoruz. Bu da arkadaşlar şu şekilde. A çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x olacak arkadaşlar. Bakın bu tarz trigonometrik bir fonksiyon varsa cos ve sin şeklinde tanımlamasını yapmak zorundayız dedik arkadaşlar. Hani zorundayız derken bu şekilde olması lazım. Ve neden böyle hem sin'i de kattık? Sadece cos var. Bunu da söylemiş olalım. Bakın sin'i kattık çünkü burada türevler var. Yani aslında belki de burası sin x'ti. Sin x'in sen birinci türevini aldın. Cos x geldi. O yüzden bu belki cos oldu. O yüzden hem sin hem cos olabilecek ihtimalleri değerlendirip yazmak zorundayız arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman artık ben olsun dedim.
Eğer arkadaşlar yanlış yaptıysanız zaten bakın hani diyelim ki hocam yanlış yaptık. Bulduk ama ben bir şey tanımadım. Geldim sonuna kadar yanlış yaptım. Ne olur? Bakın şuradaki şu değerleri yerine yazdığınızda sağlamayan bir şey çıkar. Buradan anlarsınız ki bir yerde bir hata yapmışsınız. Yani en kötü buralara bir yerlere bir x, y veya buradaki katsayıları falan değiştirerek çözüme tekrar gelirsiniz. Ama bu şekilde bir tanım yapmak zorundasınız. Peki tamam hocam şimdi ne yapacağım? Şimdi bak. YP'yi tanımladın mı? Tanımladın. Bak bu senin özel çözümünde buradaki türevlere göre türev alacaksın. Bak bir tane Y'nin kendisi lazım. Y'nin birinci türevi lazım. Y'nin ikinci türevi lazım bana. O zaman aynı şekilde buradaki de Y'nin sen birinci türevini almak zorundasın. Ve yine aynı şekilde YP'nin ikinci türevini almak zorundasın. Alalım. Bakın birinci türevi şu şekilde. A zaten katsayı buna bir şey olmaz. Çarpı kosinüs x'in türevi nedir arkadaşlar? Eksi sinüs x'tir. Tamam mıdır? Artı B zaten B çarpı sinüs x'in türevi kosinüs x'tir arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi ikinci türevlere geldim. Yani birinci türevi bir kere daha türev alacağım. A zaten eksi A olarak şöyle baş almış olalım. Sinüs x'in türevi nedir arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Değil mi? Artı B çarpı peki kosinüs x nedir arkadaşlar? Yine eksi sinüs x'tir. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada bir de madem yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hatta şuraya yapayım. Hocam sen kosinüs sinüs hani bunu karıştırıyorum diyebilirsiniz. Hemen şöyle kendinize bir trigonometrik koordinat sistemi çizin arkadaşlar. İşte burası x, burası y olsun. Hatta buraya siz ne diyorsunuz? Bakın burası kosinüs ekseni. Şuraya k yazalım. Burası sinüs ekseni. Burası kos pozitif. Burası sin, eksi sin. Burası eksi kos. Burası artı sin arkadaşlar. Bakın türev ve integralde yönü belirlemeniz gerekiyor. Türevde yön bu şekilde gider. Türev alıyorken bir adım bu tarafa geleceksiniz. İntegralde de yön bu şekilde gider. Şöyle şuraya integral yazalım. Yani diyelim ki sinüs x mi var elinizde? Bunun türevi kosinüs x'tir ve artı kosinüs x'tir. Diyelim ki artı kosinüs x mi var elinizde? Türevi eksi sinüs x'tir arkadaşlar. Eksi sin x mi var elinde? Eksi sinüs x'in türevi eksi kosinüs x'tir. Yani şu yönde giderseniz türevi tam ters yönde giderseniz integral. Yani kosinüs x varınızda integrali artı sinüs x'tir arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparsınız. Bakın değerlendirmemizi yaptık ve bu şekilde oldu. Şimdi hocam biz bunu yaptık tamam bitti mi şu an? Durum ne olacak? Buradan sonra ne yapacağım? Bak şimdi yapacağınız şey şu arkadaşlar. Burada şu aldığınız denklemler bulduğumuz buradaki bu türevli ifadeler var ya şuradaki denklemi bir altına yazın. Bakın y'nin ikinci türevi artı y'nin birinci türevi eksi 2y eşittir 2 çarpı kosinüs x'miş. Aslında sana bunu soruyor. Ve sen burada ne yapacaksın? Bak şimdi. Sen şunu olsun diye tanımladığın bir özel çözüm yok mu? Senin bu tanımladığın çözüm eğer doğruysa senin bu denklemini sağlar. O zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki bak benim tanımladığım bu denklem doğru olsun ki tanımlasın doğru çıksın. Yani bunu tanımlar. Yani bunu sağlar. O zaman burada bulduğun şu değerleri buradaki şu denklem olarak yerine yazdığında sağlamış olması lazım. O zaman YP'nin birinci türevi eksi 2 çarpı YP eşittir 2 çarpı kosinüs x'e eşit olur. İşte bak bu denklemi sağlattırabiliyorsan sen demek ki şurada tanımladığın şu YP dediğin şey doğru. Yoksa eğer bu sağlamıyorsa işte denklem yanlış çıkmıştır demektir. Bunu hani bir önceki konu videosunu tam bu şekilde ayrıntı yazmadım ama soruda göstermiş olalım bu şekilde olacak. Tamam hocam o zaman ben buradan bunu çözmem lazım. Bakalım doğru çıkacak mı diyeyim. Şimdi istiyorsan şuraya şöyle küçük bir kutu içerisine alayım. Çünkü burası bitti. Şuradan başlayalım. O zaman arkadaşlar bakın. YP'nin ikinci türevi olarak ben ne buldum? Bakın bunu buldum. Yani eksi A çarpı kosinüs x artı B çarpı hatta şunu eksi diyelim. Eksi sinüs x. Bakın şu an YP yazdım. Artı YP'nin birinci türevi dediğim şey bakın burası. Yani hatta şöyle parantez içerisine yazmış olayım bunları. Hani karışmasın. Şu an YP1 yazıyorum. Yani eksi A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x arkadaşlar. Bakın YP'yi de yazdım. Şimdi eksi 2 çarpı benim YP diye tanımladığımı yazıyorum. Yani YP diye tanımladığım bakın burası A çarpı kosinüs x artı B çarpı sinüs x. Ve arkadaşlar bakın buranın hepsinin tamamı eşittir. 2 çarpı kosinüs x olacakmış. Tamam bu olacak. Tamamdır arkadaşlar. Bakın şimdi burada artık bu katsayıları içeri dağıtarak hatta şöyle yapacağız. Katsayıları içeri dağıtacağız ve sinleri bir yerde, kosları bir yerde toplayacağız. Hemen yapalım. Bakın burası şöyle yazayım tekrardan. Eksi a çarpı kosinüs x gözüküyor mu? Evet. Eksi b çarpı sinüs x eksi a çarpı sinüs bir x daha artı b çarpı kosinüs x. Bakın bunu içeri dağıtacağız.
Şu şekilde. Yani eksi 2 çarpı a çarpı kosinüs x eksi 2 çarpı b çarpı sinüs x eşittir 2 çarpı kosinüs x yazacağız. Peki şimdi ne yapacağım hocam? Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle yapıyorum. Buraya büyük bir parantez açıyorum. Ve diyorum ki hatta şöyle yazalım. Çarpı kosinüs x olacak. İşte artı diyelim. Buraya bir büyük parantez daha açtım. Çarpı sinüs x yazacağım. Sinüs x. Ve bu yine eşittir 2 çarpı kosinüs x olacak. Tamam mıdır? Yapalım bunu. Yani kosları buraya topluyorum. Bakın buradan bir eksi a geliyor. Eksi a. Sin. Bakın burası sin. Bakın artı b geliyor buradan bir tane. Artı b. Eksi 2a geliyor arkadaşlar. Eksi 2a. Başka bir şey var mı? Kosinüs başka bir. Tabii ben bunu çok büyük açmışım ama bu şekilde olacak. Şimdi sinlere geldim. Bakın sin burada bir eksi b var. Bakın sin. Bak burada bir eksi a var. Geldim sin. Bak burada bir eksi 2b var. Yani a ve yani kos ve sin parantezini aldım. Aslında burayı çok büyük açmışım ama neyse. Şimdi bunu anladık. Peki hocam buradan sonra bu nedir? Bak aslında bu bir polinom gibi bir şey. Yani burada bir polinom eşitliği var. Yani nedir hocam bu polinom eşitliği dediğin şey? Yani bak burada kosinüsün önündeki katsayıyla eşitliğin karşı tarafını şu eşitliği biraz daha belirgin hale getirelim. Eşitliğin karşı tarafındaki kosinüsün katsayısı eşit olmalı. Bu taraftaki bakın şuradaki ikinci terimimiz olan sinli ifadenin katsayısı ile bu taraftaki sinli ifadelerin katsayıları eşit olacak. E hocam bu tarafta sinli ifade yok. O zaman bak buraya artı bir sıfır koy. Sıfır çarpı sinüs x olsun o zaman. Yani buradan diyoruz ki bakın arkadaşlar hatta artık burayı kırmızıyla geleyim. Bakın o zaman buradaki kosinüsün ki bakın kosinüs aynı kalemle yazmış olayım. Buradaki sıfır da o zaman buraya eşit olacak. O zaman diyeceğim ki bak eksi a artı b eksi 2a eşittir 2'ymiş. Çünkü kosinüs önündeki katsayı bu. Buradan arkadaşlar istiyorsanız şunu da yapalım. Yani eksi a eksi 3 b eşittir. Topladım yani. Eksi 3 b eşittir. Sıfırmış arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani buradan istiyorsanız hemen şunu yapalım arkadaşlar. Bakın buradan a dediğimiz şey eşittir. Eksi 3 b çıkıyor arkadaşlar. Buradan şu ikinci denklemimiz. İki tane denklemimiz var. İki tane de bilinmeyenimiz var. Yani iki bilinmeyen iki denklemi çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Tabi buradan bir hemen yapalım çözümümüzü. Bakın burada bunu a yerine eksi 2 eksi 3 b yazarsak yani şuradaki şu denklemde a yerine eksi 3 b yazarsak direkt b'yi bulmuş oluruz. O zaman şöyle yapalım. Eksi 3 çarpı a yerine eksi 3 b yazdım. Artı 1 de b burada var arkadaşlar. Eşittir 2 olacak. Yani buradan 3 kere 3 9 10. 10 b eşittir. Şöyle yapalım. 10 b eşittir 2. Buradan arkadaşlar b dediğimiz sayı eşittir 1 bölü 5'miş arkadaşlar. Yani her iki tarafı da 10'a böldüğümde 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 çıkıyor. Yani b'yi 1 bölü 5 buldum hocam ben. Hocam sen b'yi 1 bölü 5 bulduysan bak direkt buradan gelip b'yi yerine yazarsan a'yı da bulabilirsin. O zaman a dediğimiz sayı da neymiş arkadaşlar? Eksi 3 çarpı 1 bölü 5'ten yani eksi 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Bakın a'yı ve b'yi bu şekilde bulmuş olduk. Tamam sen şimdi artık a'yı ve b'yi buldun ya niçin buldun sabahtan beri? Bak niçin bulduk şurada bak en yukarıya bak. Ben YP dediğim denklem bakın bu şekilde tanımlamam şimdi. A çarpı sin x, B çarpı cos x tanımladım. Yani ben buradaki A'yı ve B'yi bulduğumda yerine yazdığımda ve bak bu denklemi sağlayıp burada denklemleri yerine koyup yazdığımda denklemi de sağladı. Yani ben buradaki A yerine eksi 3 bölü 5, B yerine 1 bölü 5 koyarsam şurada 2 cos x'i elde ediyorum buradaki denklemden. Demek ki buradaki her şeyi doğru yapmışım. Yani bu durumda en son olarak şuraya şu şekilde gelirsek YP dediğim denklem eşittir arkadaşlar. İstiyorsanız tekrardan bir tanımladığımız denklemi yazalım. A çarpı kosinüs x tanımlamıştım. Artı B çarpı sinüs x tanımlamıştım. İşte eksi 3 bölü 5 çarpı kosinüs x artı 1 bölü 5 çarpı sinüs x'miş arkadaşlar. Yani bu da ne oluyor? Benim özel çözümüm, genel çözümü budur arkadaşlar. Buradan bunu bulduk arkadaşlar. Karakteristik denklem olsak homojen kısmın çözümünü de bulduk. Bana genel çözümü soruyorduk. Genel çözümde bakın burada YH artı YP dememiş miydik? Tekrar o zaman şuraya aşağı alayım. Boşlukta alanımız var. Buraya çözümü yapalım. Bakın tekrar söylüyorum bize genel çözümü sordu. YP'yi veya YH'yi yani homojen kısmın genel çözümünü veya özel kısmın genel çözümünü sormadı. Bunları da sorabilir. Adam sana özel kısmın genel çözümü nedir diye de sorabilir. Soruyu oku, köküne dikkat et. Ama bir de sorumuz denklemin genel çözümü nedir diye sormuştu direkt. Yani direkt Y'yi sordu. Ve biz buna dedik ki YP artı YH olacak dedik arkadaşlar. Ya da YH artı YP dedik. O zaman bakın biz buradan şu şekilde devam edersek. Bizim denklemimiz Y'nin genel çözümü. Bakın YH olarak şurayı bulduk arkadaşlar. Hemen yazalım. C1 çarpı
E üzeri x 1x artı c2 çarpı e üzeri eksi 2x bulmuştuk. Burası bizim y haşımız. Artı arkadaşlar, bakın yp'de bunu bulduk. Bunu yazalım. Eksi 3 bölü 5 çarpı kosinüs x artı 1 bölü 5 çarpı sinüs x bizim direkt denklemin genel çözümüdür arkadaşlar. Ve bizden istenilen şey de aslında budur diyelim. Bakın ayrıntılı bir şekilde tekrardan şöyle hızlıca bir tekrar etmiş olalım. Vermiş olalım amacımızı, niyetimizi söylemiş olalım. Bize bir denklem geldiğinde karşı taraf fx'imiz sıfır değilse bu denklemin genel çözümü bakın homojen ve özel kısmın çözümlerinin toplanmasıyla bulunur. Homojen kısmın çözümü için sadece bu taraf, özel kısmın çözümü ise eşitliğin karşı tarafı incelenir diyelim arkadaşlar. Homojen kısmın çözümünü biliyoruz. Bir karakteristik denklem oluşturacağız. Köklerini bulacağız ve kökler yardımıyla biz bir genel çözüm tanımlaması yapacağız. Olay budur. Kökleri bulduk. Karakteristik denklemimizin köklerini tanımladık. Reel ve farklı çıktı. Buna göre biz bu denklem bizim genel çözümümüz dedik. Şimdi özel kısmın çözümüne geldiğimizde özellikle fx dediğimiz şu eşitliğin karşı tarafına bakın burası fx'tir arkadaşlar. Bu fx'e dikkat ediyoruz. Fx'imiz eşittir 2 cosx değil mi? Ve bakın bu 2 cosx bir trigonometrik fonksiyondur. Yani diyeceğiz ki bizim tanımlayacağımız özel çözüm de bu trigonometrik fonksiyonu içeren bir fonksiyon olmak zorunda. Yani cosx ve sinx olsun. Tamam dedik, bu ikisi olsun dedik ve buradan bakın bana şu denklem lazım. Yani aslında bak bu denklemde birinci ve ikinci türevler lazım olduğu için ben buradaki birinci ve ikinci türevi aldım. Ve dedim ki bakın mantığım şu olacak burada. Ben buradaki şu özel tanımlamamı doğru yaptıysam burada verdiğim bu denklemler birinci, ikinci, üçüncü türevler şuradaki bana verilen sorudaki denklemdeki yerlerine yazarsam bu işi sağlamak zorunda. Eğer doğru yaptıysam, yani bu tanımlamamı doğru yaptıysam bu olmalı. Yoksa yanlış yapmışımdır. Ne yapıyoruz bakın? Buradaki ikinci türevi YP'nin, Y1'in ve kat sayılarını alarak aynen şekilde yerlerine yazıyoruz ve 2 cosx'i eşitliyoruz. Ve bunun için işte burada bulduğumuz her şeyi yerine yazıp çözdüğümüzde bakın kat sayıları bulmuş oluyoruz buradaki ve diyoruz ki genel çözümümüz bizim buradaki budur. Yani özel YP'nin çözümü buradan budur diyoruz sorunun çözümleri yaptığımızda. Ve en son olarak arkadaşlar işte dediğimiz gibi tekrar burada YH ve YP'nin çözümlerinin toplamı bize genel çözümü verir. Ve burada da toplayıp çözümü bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet arkadaşlar, burada videomuzu bitirelim. Çünkü uzuyor arkadaşlar. Bu konular uzun olduğu için, yani arkadaşlar bu sorular bayağı uzun sorular. Çünkü iki tane çözüm yapıyorsun. Yani bir soruda iki tane, hatta belki de üç tane çözüm yapıyormuş gibi bir durum var ortada. O yüzden bu sorular biraz uzun sürüyor. O yüzden çok fazla sizi sıkmamak adına bir sonraki sorularımızı diğer videolarımıza saklayalım diyelim. Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki videomuzda farklı çeşitteki sorularla sizlere çözümlerini göstermeye çalışacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.